İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın Çığlıklar ve Fısıltılar isimli filmin ilginç bir son sahnesi vardır. Son sahne hasta yatalak bir kadının bıraktığı mektubun okunmasıyla başlar. Mektupta ölmeden önce kız kardeşleriyle birlikte doğa yürüyüşü, doğa yürüyüşünün içerisinde birlikte sosyalleşmeleri, sohbetleri ve hayatın anlamı üzerine ilginç anekdot var bulunur. Bu doğa yürüyüşünün içerisinde yaratılan an, icat edilen an kız kardeşine göre son derece önemlidir. Ve mutluluk nedir, yaşam nedir, yaşamın anlamı nedir meselesi üzerine kafa yormamıza yol açacak ilginç bir sahnedir. Hem mektup okunur hem de bunun karşılığında sinematik imajlarla karşılaşırız. Benzer bir şekilde Kurtlarla Dans, Kevin Costner'ın oynadığı Kurtlarla Dans, olağanüstü zor koşulların olduğu bir anda bir tütsü tüttürmenin anlamı üzerine, mutluluğun icadı, o anın yaratımı üzerine ilginç bir sahneyle yüklüdür. Belki filmi hatırlarsınız. Filmde Kızılderili yerli ile beyaz olan, ancak yerlerle birlikte beyazlara karşı direnen beyaz insanın Duncan'ın karşılaşmasını içerir. Ve burada olağanüstü zor koşullara rağmen yerli şunu söyler. Hayatta en güzel şeylerden birisi bir tütsü tüttürmenin zevkine varabilmektir. Bu anı yaratabilmektir. Merhaba. Sinematik felsefe. Bu program sinematik felsefe üzerine tartışmayı denemekte ve düşünce üzerine sinema filmleriyle sinema üzerine yazılanlar arasında bir karşılaşma yapmayı denemektedir. Sinematik felsefe ilk kitapta biraz yabancı olacağınız bir kavram. Fakat program ilerledikçe fark edeceksiniz ki aslında sinema yaşamla doğrudan ilişkili, yaşam üzerine düşünmemize yol açan ilginç bir sanat. Bu nedenle sinemanın tarihsel yönü, sinemanın daha kuramsal yönü üzerine tartışmak yerine sinema ve düşünce ilişkisi nedir? Sinema ile yaşam arasındaki ilişki nedir? Üzerine düşünmeye çalışan bir program üretme niyetindeyim. Ben Serdar Öztürk. Sinefilozofi dergisi yayıncısıyım. Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi. Eski Gazi Üniversitesi, şimdi Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin öğretim üyesiyim. Akademik yolculuğuma, entelektüel yolculuğuma tarih alanında başlamış olmama rağmen daha sonra sosyoloji, antropoloji, iletişimin değişik sahaları, sinema ve en nihayetinde felsefe ve sinematik felsefe ile uğraşarak yeni bir yön bulmaya gayret ettim. Şu anda sinematik felsefe üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Bu nedenle de sinema felsefesi üzerine bir dergi çıkartmaktayım. Bu programda birlikte olacağız. Bu programda çeşitli filmlerle, filmlerden sahnelerle, sinematik düşünce, düşünce, kanaat, yaşam ve değişik felsefi ekoller arasında bir karşılaşma yapmayı deneyeceğiz. İlk etapta izleyiciler sinemayı eğlence olarak gördükleri için, pek çok insana bir anket yapsak, sinemayı bir eğlence olarak gördükleri için biraz şaşırabilirler. Nasıl bir şaşırma bu? Sinema ve düşünce arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Sinema boş vakit eğlencesidir. İnsanlar boş vakitlerini değerlendirmek için sinemaya giderler, AVM'lerde kuyruklara girerler ve bir kitle sanatı olan, bu tırnak içerisindeki ifadeyi daha sonra açıklayacağım, sinemayı izlerler. Fakat bu programda bunun başka yönler üzerine kafa yoracağız. Sinema gerçekten eğlencenin dışında başka özellikleri olan, pek çok potansiyeller içeren bir sanat. Burada sanat kavramını özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Evet, birinci diktumdan başlarsak, sinema. Sinema nedir? Sinema nedir üzerine pek çok düşünür yazı yazmış. Sinemanın nedir üzerine filozoflar dahi aslında yazılar üretmiş.
bunun teorik çerçeveleri üzerine kafa yormuşlar. Yönetmenler de bunun üzerine düşünmüş. Sinema nedir? Mesela Akira Kurosawa bir söyleşisinde yıllardır sinema yaptığını ama sinema nedir sorusunu yanıtlamanın o kadar kolay olmadığını söyler. Ve en nihayetinde vardığı nokta şudur Akira Kurosawa'ya göre. Sinema bir kompozisyondur. Nasıl bir kompozisyon? Rengin, sesin, ışığın, kamera hareketinin, kamera açısının, kaydırmaların, bindirmelerin, oyunculuğun, senaryonun pek çok önemli olduğu bir kompozisyon. Dolayısıyla diğer sanatlarda olmayan değişik bir potansiyele sahip, değişik bir özelliğe sahip. Bu insanı aynı zamanda yoran bir düşünce. Çünkü o ana kadar, yani 1890'larda sinemanın icadına kadar bizim sanat dediğimiz sanatlar kolayca tanımlanabilecek özelliklere sahipler. Örneğin resmi tanımlayabilirsiniz. Resmin özü nedir diye sorabilirsiniz ve yanıtlayabilirsiniz. Bir ressam kendisini ifade eder. Müzik nedir dediğinizde bir müzisyen kompoze oluşturur, bir müzik eseri üretir, kendisini gerçekleştirir ve biz bunu dinleriz. Fakat sinemaya geldiğimizde işler karışır. Niye karışır? Çünkü sinema kolektif bir üretimdir aynı zamanda. Sinema içerisinde yönetmenin, görüntü yönetmenlerinin, ışıkçıların, kameramanların, senaryocunun, oyuncuların olduğu büyük bir kolektif üretimdir. Ama bu kolektif üretimin bir başka boyutu daha var. Sinema aynı zamanda endüstridir. Bu yönü ihmal ettiğimizde içinde analiz yaptığımız sahayı yeterince tanımıyoruz. Sinema bir endüstri. Niye endüstri? Çünkü sinema pahalıdır. Sinema üretmek, sinema filmi üretmek oldukça pahalıdır. Ve pahalı olan bu şeye yatırım yapabilmek ancak büyük paraları gerektiren bir unsurdur. Sinema endüstri ise o zaman tuhaf bir karşılaşmadan söz etmekteyiz. Ne demek o? Endüstri, bir tarafta endüstri, diğer tarafta sanat. Sanat ve endüstrinin yan yana gelmesi oldukça tuhaftır. Bir paradokstur. Endüstri ve sanat. Sinema nedir sorusuna yanıt verebilmek için öncelikle sinemanın üretim, yani endüstri ve daha sonra düşünce, yani sanat, estetik boyutunun yan yana getirilmesi ve bu yan yana getirilmesi durumundaki paradoksu da bizim anlamamız gerekir. Ve bu nedenle bazı filozoflar sinemayı kitle sanatı olarak tanımlar. Kitle sanat. Kimdir bu? Fransız filozof Alain Badiou. Alain Badiou sinemayı kitle sanatı olarak tanımlar. Ama burada da yine bir paradoks vardır. Bir tarafta kitle, diğer tarafta sanat. Kitle ile sanatın yan yana gelmesi de bir tuhaf bir durumdur. Çünkü tarih boyunca kitlelerin sanatla ilişkisi mesafelidir. Kitleler genellikle sıradan, daha kolay unsurları tüketebilmeyi arzu ederler. Çünkü kendi dünyaları budur. Ve bu nedenle de tarih boyunca sanat biraz aristokratik bir kategoriye aittir. Sanat aristokratik bir kategoriye aittir. Niçin? Çünkü bir sanat üzerine konuşabilmeniz, bir sanat üzerine düşünebilmeniz için, sanat ürünü üzerine düşünebilmeniz için sizin background'ınız, bir altyapınızın, bir bilginizin olması gereklidir. Daha somut ifade etmek gerekirse, örneğin bir resim sergisine gittiğinizde gördüğünüz resimler üzerine konuşabilmeniz için resim tarihi ya da ressamın dünyası üzerine biraz okuma yapmanız gerekir. Bu alt bilgi olmadan yorum kolay değildir. Bir de endişe edersiniz. Resim üzerine konuşmaya başladığınızda yanınızdakiler acaba ne diyecektir? Korkarsınız, yorum yapmaya korkarsınız. Peki aynısını sinema için düşünelim. Bir sinema filmine gidiyorsunuz, izliyorsunuz arkadaşlarınızla birlikte. Sinemadan çıktıktan sonra korkar mısınız? Hayır. Filmi beğendim, filmi beğenmedim. Ve herkes film üzerine konuşur. Bu da yetmez. Bloglarda, sosyal medyada film üzerine düşüncelerinizi açıklayabilirsiniz. Dolayısıyla sinemanın kitleyle ilişkisi burada da ortaya çıkıyor. Aynısını tiyatro için söyleyemiyorsunuz. Aynısını bir okuduğunuz bir roman için söyleyemiyorsunuz. Kitle sanatı. Ve bu paradoksu
analiz ettikten sonra bir başka paradoksa geliyoruz. O da nedir? Bir tarafta eğlence, öbür tarafta sanat ve düşünce. Eğlence ve sanat. Eğlence, sanat ve düşünce. İkisi de yan yana olması biraz sorunlu olan bir paradokstur. Şimdi bu paradoksları gözümüzün önüne serdikten sonra benim yapmaya çalıştığım şey, bu programda yapmaya çalıştığım şey, aslında bu gördüğümüz paradoksların bazılarının en azından diğer sanatlarda ve diğer medyumlarda da olduğu. Çok fazla akademik olmamak adına sadece şunu söyleyebilirim. Biz Homo sapiens, yani insan olarak farklı bir dile sahip varlığız. Dilimizi anlamadan sinematik felsefeyi de anlamamız mümkün değil. Bu konuda çeşitli kitaplar vardır. Bu dilimizin özelliklerine dair. Örneğin şu anda ben bu konuşmayı, bu programı söze başvurarak yapmaktayım. Benimle sizin aranıza giren şey, iki şey vardır. Bir, ürettiğim sözler. İki, aynı zamanda kamera. Dolayısıyla siz bu programı izlerken bir başka aracıdan yararlanacaksınız. Yani siz bunu bir televizyon ortamında, bir YouTube ya da bir bilgisayarda izleyeceksiniz. İkinci medium da budur. Gördüğünüz gibi aracılar katlanıyor. Söz. İnsanoğlunun başlangıçtan itibaren, yani bizim Homo sapiens'in evrimleşmesinin en önemli adımlardan birisi sözlü dildir. Hikayeler üreten dildir. Hayvanlar hikaye üretemiyor. Biz hikaye üretiyoruz. Ama daha başka bir şey daha var, unsur. Şimdi sinematik felsefe derken başka hangi felsefeler var? Felsefe antik Yunan'da, büyük oranda antik Yunan'da üretiliyor. Peki antik Yunan'da felsefe üretilirken sinematik felsefe mi vardı? Yazılı felsefe mi yoğunluktaydı? Antik Yunan'da, Agora'da Platon, daha doğrusu Platon'un hocası Sokrates aslında sözlü felsefe üretmekteydi. Sözlü felsefe, felsefenin başlangıç aşamasıdır. Öncelikle bunu anlamamız gerekiyor. Sözlü felsefe. Yöntemi hatırlayalım. Karşılaşma, iki kişi arasında karşılaşma ve karşılaşmayla birlikte içimizdekilerin ortaya çıkarılması. Yani diyaloji. Sürekli sorular sorma, sorgulama. Amaç ne? Amaç düşünceye ulaşma. Kanaatten düşünceye ulaşma. Yani herkesin konuşabileceği mevzulardan, herkesin konuşabileceği üsluptan daha üst bir üsluba, daha üst bir tarza, daha karmaşık, kompleks olan düşünceye ulaşabilme. İşte biz buna Sokratik yöntem diyoruz. Diyaloji, doğurtma yöntemi. Ve bu sözlü yapılıyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Sözlü yapılıyor. Bunu şunun için özellikle söylüyorum. Günümüzde felsefe dediğimizde, felsefeci dediğimizde, düşünce dediğimizde daha çok yazılı felsefeciler bu sahaya girmekte ve kendilerini bu işin merkezinde düşünmekteler. Yani felsefeyle diğer şeyleri ayırırız. Ve felsefe dediğimizde nedir? Yazılı kitaplar. Yazılı kitaplar üzerine yine yazılı tartışmalar. Sözün biraz daha geride kalması. Sinemanın içi ise hiç olmaması. İmajların içi ise felsefeden tamamen dışlanması. Birazdan bu mevzuya daha sonra geleceğiz. Sözlü felsefe. Ve daha sonra ne oluyor? Daha sonra Platon devreye giriyor, öğrencisi. Ve diyor ki, hayır, yazılı felsefe de yapılabilir. Platon eserlerini yazılı üretiyor. Ve Sokrates'in metodunu, Sokrat'ın tartışmalarını yazıya aktarıyor. Sokrat yazıya karşıydı. Çünkü yazı düşünceyi durdururdu ona göre. Akışı durdururdu. Platon ise sabitliyor. Kendi içerisinde dalgalanıyor. Dalgalanıyor. Ve yazılı felsefe. İşte Platon'un eserinden sonra üretilen eserler hep yazılıdır. Ne zamana kadar? 19. yüzyılda sinemanın icadına kadar. Felsefe 19. yüzyılda 1890'larda sinemanın icadına kadar yazılı yapılmıştır. Biz buna yazılı felsefe diyoruz. Medium nedir? Yazıdır. Daha önce mediumumuz neydi? Söz. Söz, yazı ve sinema. İşte sinema nedir sorusuna yine geliyoruz.
sinema nedir sorusu aslında o kadar da zor bir soru değildir. Sinemanın özü nedir? Sinemanın özü imajdır. Hareket zaman bloklarıdır. Hareket zaman blokları. İşte buna Gilles Deleuze, felsefeci Gilles Deleuze hareket zaman blokları diyor. Peki resmin özü nedir? Çizgi renk bloklarıdır. Kitabın özü nedir? Yine çizgi bloklarından oluşur. Özü budur. Sinema nedir sorusu? Yanıtlanması gereken sorulardan birisi. Çünkü bizim sinematik felsefeyi anlayabilmemiz için sinemanın özü üzerinde mutlaka dalgalanmamız gerekiyor. Evet. Sinemayla birlikte aslında biz yeni bir felsefeye girmekteyiz. Girdik. Fakat sinema ortaya çıktığında insanlar bunun üzerine düşünmediler. Yani sinemanın bir düşünce üretebileceği üzerine insanlar yeterince kafa yormadı. Sıradan insanlar da yormadı, sanatçılar da yormadı, entelektüeller de fazla kafa yormadı. Sebep ne? Gözlere sahip olan herkes imajları izleyebilir. Sebep budur. Yani sizin ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Ekstra bir emek sarf etmeniz gerekmiyor. O yüzden sanat mıdır değil midir tartışmasının merkezinde imajlarla doğrudan muhatap olmamız yatıyor. Ama aynı zamanda şu soru soruldu. Kamerayı alıyorsunuz ve kamerayla çekimler yapıyorsunuz. Acaba kamerayla yapılan çekim bir sanat mıdır? Hatırlayalım. Kamerayla yapılan ilk çekimler de kameranın sabit olduğu anlardan oluşuyor. Kamerayı bir yere yerleştiriyorsunuz. Trenin gara girişini çekiyorsunuz. İşçileri çekiyorsunuz. Sıradan insanları çekiyorsunuz. Ve burada herhangi bir sinematik görüntü, yani estetik bir varyasyona girişmiyorsunuz. Bu nedenle sanat mıdır ne değil midir tartışmasında sinemanın ilk dönemlerindeki bu yaratıcılığın da fazla devrede olmadığını da hatırlamamız gerekiyor. Ama ilerleyen tarihlerde, yani sinemanın olgunlaşma dönemlerinde 1920'lerde artık bunun üzerine düşünülmeye başlanıyor. Sinema bir sanattır. Sinema bir düşüncedir. Sinema yaşamla doğrudan ilişkilidir ve sinemanın aslında kaybettiğimiz şeyleri bulmada son derece önemli etkileri vardır. İşte bizim bu programda yapmaya çalıştığımız şey, sinemanın hem eğlence yönü üzerine kafa yorarken ama aynı zamanda düşünce yönünde neler olabileceği üzerine düşünmemize katkıda sağlamak. Acaba bu katkıyı sağlarken hangi filmlere başvuracağız? Bunu zaman içerisinde karar vereceğiz. Fakat burada yöntem olarak şunu söylemem gerekir ki her tür film bizim analizimizin içerisinde yer alacak. Dolayısıyla biz sinemanın eğlence yönüne karşı değiliz. Eğlence yönünün son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Fakat eğlence nedir? Onun üzerine de tartışmamız gerekiyor. Eğlence ne demektir? Acaba eğlence üzerine yeterince konuşuyor muyuz? Eğlence üzerine tartışıyor muyuz? Eğlence katarsis midir? Yani enerjinin boşa harcanması mıdır? Enerjinin yoğun bir şekilde çoğaltılması ve sanatın içerisinde tüketilmesi midir? Yoksa eğlence yavaş yavaş niteliği artan ve daha sonra kalitesi üzerinde tartışma yaptığımız bir şey midir? Biraz daha somutlaştırırsam, satranç oynarken eğlence içerisinde değil miyiz? Satranç oynarken eğlenmiyor muyuz? Satranç oynamak bir bulmacadır. Acaba bulmaca içerikli bir film izlerken de eğlenmiyor muyuz? Yani bu soru üzerinde de düşünmemiz gerekiyor. Eğlence emek sarf etmeyi gerektiren bir etkinlik olamaz mı? Haz, eğlence üzerine de düşünmemiz gerekmekte. Örneğin dün Bergman'ın uzun yıllar önce izlediğim ve tekrar izlediğim ve size son sahnesini söylediğim Çığlıklar ve Fısıltıları izledim. Filmi izlerken aslında son derece ilginç bir haz içerisine girdim. Biz buna entelektüel haz diyoruz. Sanatsal haz.
estetik haz, hazlar değişik türlü. Ve sabah kahvaltı yaparken kahvaltıyla birlikte o hazzı hatırlamaya gayret ediyorsunuz. İmajların içerisinde dans ediyorsunuz. Acaba şu sahnede şunun anlamı nedir? Ve size bu ilginç bir haz veriyor. Biraz daha bunu popüler hale getirebilirsem şöyle bir örnek verebilirim. Genellikle bu besin endüstrisi üzerine çalışanlar bir gıda endüstrisi üzerine çalışanlar bir tartışma yapar. Aynı zamanda sağlık sektörü, gıda sağlığı. Yani nedir? Kalori nedir? Ve bir tartışma vardır. Kalorilerin iki türü vardır. Boş kalori ve kaliteli kalori. Boş kalori nedir? Siz bir şeyi alırsınız, örneğin çikolatayı ya da tatlıyı alırsınız ve birdenbire enerjiniz artar. Fakat ilginç bir şekilde çok kısa süre sonra enerjiniz biter. Dolayısıyla bu nitelikli bir kalori değildir. Ekmek yemek ya da işte tatlıları tüketmek. Peki kaliteli kalori nedir? Kaliteli kalori biraz daha vücudunuzun sindirmekte zorlanacağı, işleyeceği kaloridir. Bir film izlemeyi de buna benzetebiliriz. Bazı filmler vardır ki çok hareketlidir. Ve günümüzde insanların büyük çoğunluğu bu tür hareketli filmleri izlemeyi arzu ederler. Ve daha sonra konuşmalarımızda söyleyeceğiz ki, yani bunu tartışmak zorundayız. Acaba gerçekten bu arzu onların arzuları mıdır yoksa yaratılmış bir arzu mudur? Şimdilik soru işareti. Endüstrinin ürettiği bir arzu mudur yoksa bizim kendimizin içimizde ürettiğimiz bir arzu mudur? Bunu da tartışacağız. Fakat günümüzde hareket, imaj, hız ekseninde üretilen bir sinema var. Ve insanların pek çoğu bunu tercih etmekte diyelim. Ve dikkat ederseniz 1,5 saatlik film izlemeden sonra yani bundan sonra ne olacak? Bunun üzerine konuşabileceğimiz neler var sorusunu sorduğunuzda fazla bir şey söyleyemiyorsunuz. O anda enerjiniz film izlerken artar ve film biter. Filmde her şey çözülür. Katarsis, eski felsefe kitaplarında söylenen, şimdi kaçış diyebileceğimiz boşalma gerçekleşir. Filmden sonra bir şey kalmamıştır. Ama sizi yoran, sizin sorular sormanıza yol açan bir filmi izlerken sürekli düşünmek zorundasınız. Bazen uykunuz gelir, bazen zorlanırsınız, vücudunuz kasılır, beyniniz zorlanır. Ama film bittikten sonra sorular sormaya devam edersiniz. Film biter fakat sizin düşünceniz bitmez. Rüyalarınıza dahi girer. Ertesi gün devam eder, yıllar boyu devam eder ve sonra yıllar sonra tekrar filmi izlemeyi arzu edersiniz. Demek istediğim şu, değişik sözler olduğu gibi, nasıl ben şu anda konuşuyorum, bu bir söz biçimidir. Ama sokakta dedikodu biçiminde üretilen söz biçimi de vardır. Sözler aynı değildir, bütün konuşmalar aynı değildir. Bütün kitaplar da aynı değildir. Bazı kitaplar kitle kitaplarıdır, çok kolaydır, alırsınız, çok kolay bir şekilde tüketirsiniz, çok hızlı okursunuz. Ama bazı kitaplar da çok zordur. Zorlanırsınız ve tartışırsınız tüketebilmek için. Bazı filmleri izlemek de zordur. Bazı filmleri izlerken olağanüstü emek sarf edersiniz. Bazı filmler de çok kolaydır. Bu bazı sözcüğünü tırnak içerisine almamız gerekiyor. Demek ki aslında her medium ve her mediumun ürettiği medya farklı tarzlara sahiptir. Eğer böyleyse bütün sinema filmleri aynı değildir. Eğer böyleyse nasıl hepimiz dedikodu da yapabiliyor, değişik sözler üretebiliyorsak, nasıl farklı romanlar okuyabiliyorsak, farklı filmlerde izleyebiliriz. Bu programın en temel amaçlarından birisi, tek tip film izlemek yerine farklı filmleri nasıl izleyebiliriz ve bunun sinematik felsefesini, yani sinemanın ürettiği felsefeyi nasıl yapabiliriz? Bunun üzerine düşüneceğiz.